Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar 14 Haziran 2021 maaş bodrularını sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bu videoda iki ayrı kurumda çalışan işlerin maaş bodrularını sizlere sunacağız. Bugün arkadaşlar payday pay maaş bodruları bizlere geldikçe, bizlere ulaştıkça sizlere farklı kurumlardan da maaş bodrularını sizlere sunacağız. Bu kurumda, bu videoda iki ayrı kurumdaki maaş bodrularını sizlere sunacağız. Dediğim gibi videonun altına mail adresimizi koydum. Mail adresinden bizlere kendi kurumunuzdaki maaş bodrusunu iletirseniz onu da videolaştırırız arkadaşlar. Kendi özel şahsi bilgilerinizi kapatarak tabii ki arkadaşlar. Gel gelelim bu videonun konusuna. Arkadaşlar iki farklı kurumdaki maaş bodrusunu sizlere sunacağız. Biri Gençlik ve Spor Bakanlığı ikincisi Sağlık Bakanlığı arkadaşlar. Evet iki kurumun maaş bodrusu sizlerle birlikteyiz. Birincisine başlayalım arkadaşlar. Geçiş ve Spor Bakanlığı'nda onunla oluş konuda çalışan işçinin 15 Mayıs 14 Haziran 31 günlük yemiyeli %20 vergili kesintili maaş boduları. Şimdi birazdan maaş bodularını da sizlere sunacağım arkadaşlar. Önce yazı kısmına bakalım. Ümit Güller'in yazısıdır bu. Onu dipnot olarak ekleyeyim. Bir günlük brüt yemiye 127 lira 12 kuruş. 31 günlük brüt yemiye 3940 lira 72 kuruş. Bir günlük net yemiye 85 lira 47 kuruş. 31 günlük net YMV 200 2649 lira 78 kuruş. Sosyal yardım net 288 lira 44 kuruş. Büyükşehir yol yardımı net 435 lira 12 kuruş. Yemek günlük 9 lira 73 kuruştan 24 günlük net 233 lira 52 kuruş. Bekar agi 268 lira 31 kuruş. Net ele geçen 3875 lira 35 kuruş. Bu arkadaş bekar evlenmemiş arkadaşlar. Mesai yapmış olsaydı bir günlük net mesai ücreti 170 lira 95 kuruş olacaktı. 13 yemeğe tediye 3. taksidi 111 lira 19 kuruş olacaktır. Not. Yetkili sendikanın toplu sözleşmesi süreci bitmiş olup yetki alan sendikat belli olmadığı için sendika üyelik, üyelik aidatı kesilmemiştir. Sendika aidatı kesilseydi net 81 TL kesilecekler zaten arkadaşlar. Bakalım büyütelim biraz ekrana. Bekar hiç evlenmemiş. Sürekli işçi Haziran 14 maaş bodrosu. Günlük yeme 120 lira 12 kuruş. Çalışılan gün sayısı 31 arkadaşlar. Askerlik borçlanması yok. Sendika aidat, sendikası, teleskopi sendikası. Asgari geçim indirimi 268 lira 31 kuruş bekardır bu arkadaşlar. Agisi yani. Aylık vergi matrağı 4559 lira 44 kuruş. Toplam vergi matrağı 30604 lira 73 kuruş. 24000 TL'yi geçtiği için %20'lik vergi dilimine girmiş. Kamu çerçeve protokolünde %15'lik vergi dilimine bütün işçileri kapsasın diye bir madde var. Umuyoruz ki gerçekleşir. Mesela burada %15'lik vergi diliminde olsaydı maaşı bu arkadaşımızın bir 150-200 lira civarı daha yüksek olacaktı arkadaşlar. %20'lik vergi dilimine girdiği için düşmüş. Brüt ücret 3940 lira 72 kuruş. TGK matrağı 5162 lira 2 kuruş. Malilük yaşlılık emeklilik primi %20'den 1058 lira 21 kuruş. İşsizlik sigorta primi %2'den 103 lira 24 kuruş. Yol gün sayısı yardımı 647 lira 5 kuruş 30 günlük yemek gün, yemek gün sayısı 24 gün 316 lira 56 kuruş sosyal yardım 428 lira 96 kuruş başka bir yardım yok kesintilere bakalım sonra ana ödenen paraya geçelim gelir vergisi 643 lira 58 kuruş tamga vergisi 40 lira 48 kuruş maluk yaşlılık emeklilik primi %20,5'ten 1058 lira 21 kuruş Mahalluk yaşlılık, işçilik, yay, emeklilik primi %14'den 722 lira 68 kuruş. İşsizlik sigortası primi %2'den 103 lira 24 kuruş. İşsizlik sigortası primi %1'den 51 lira 51, 50, 62 kuruş. Bireysel emeklilik sigortası BES. Arkadaşlar burada yok yaptırmamış arkadaşımızı. O yüzden kesinti yok. Sendika aidatı da, aidatı da yetkili sendika belli olmadığı için yok. Toplamda gelirler toplamı 6495 lira 19 kuruş kesintiler toplamı 2619 lira 81 kuruş net ödenen 3875 lira 38 kuruş %20'lik vergi diliminde arkadaşlar. Devam ediyorum. Diğer farklı maaş bodosunda Sağlık Bakanlığı bu arkadaşlar. Günlük ücret 119 lira 25 kuruş. Bu asgari ücrettir arkadaşlar. 2021 yılı asgari ücret açısından konuşuyorum. İkramiye hediye tutarı yok. Tatil çalışma tutarı yok. Tak tutarı 5.861 lira 52 kuruş. SK günü 30 gün. Bu değişmez arkadaşlar. 31 günde, 29 günde olmaz. Direkt sabit 30 gündür. Değişmez bu arkadaşlar. Sosyal yardım tutarı 1088 lira 16 kuruş. SK işveren katkısı 980 lira 91 kuruş. Ücret tutarı 3696 lira 75 kuruş fazla mesai yok. SGK işsiz işveren katkısı 95 lira 70 kuruş. Günlük çalışma ücreti arkadaşlar 31 gün saat yol ücreti 15 günlük hizmet zammı 15 günlük süt yardımı 15 günlük. Sosyal yardım 480 lira 58 kuruş. Sosyal yardım 146 lira 85 kuruş. Sosyal yardım 425 lira 3 kuruş arkadaşlar. Devam ediyorum. Yol ücreti burada bakın 15 günlük 146 lira 85 kuruş. Sosyal yardım 425 lira 3 kuruş. 31 günlük 696 lira 75 kuruş. Devam ediyorum aşağı dur arkadaşlar. Sosyal yardım 31 günlük hizmet zammı arkadaşlar. 480 lira 58 kuruş var burada. Gece çalışması var mı bakalım. Gece çalışması yok. Süt yardımı iş sağlığı 15 lira. 35 lira 70 kuruş. Arkadaşlar gelirler toplamı 4784 lira 91 kuruş arkadaşlar. Gelirler toplamı. Gel gelelim şimdi kesintiler arkadaşlar. Kesintiler meşhur biliyorsunuz arkadaşlar. Kesintisiz hiçbir şekilde maaş modrosu olmaz. SGK tutarı 4784 lira 91 kuruş. Bez kesintisi yok bu arkadaşımızda, bireysel emekli başvurmamış yok. SGK işsiz işveren katkısı 95 lira 70 kuruş. Yıllık vergi matra 25.490 lira 31 kuruş. Bu arkadaşımızda 24.000 TL'yi geçtiği için %20'lik vergi dilimine girmiş bu maaş bodosunda. Maalesef %15'lik sabit kalsaydı maaşı bir 150 lira daha fazla olacaktı. Minimum tabi bu da arkadaşlar. 150-200 TL'ye de çıkabilir. Asgari geçim indirim 362 lira 22 kuruş. Evlenip boşanmamış icra nafaka kesintisi yok. Aylık vergi 3947 lira 92 kuruş. Damga vergisi her zaman kesilir 36 lira 32 kuruş. Kesintiler SGK işveren katkısı 90, 98, 980 TL 91 kuruş. SGK işsiz çalışan katkısı 47 lira 85 kuruş. Gelir vergisi 427 lira 36 kuruş. Mesela bu %15'lik vergi diliminde olsa burası daha düşük olacaktı arkadaşlar. Sendika kesintisi 119 lira 25 kuruş. Kesinti toplamı 2007, 2377 lira 28 kuruş. Bakın gelir toplamı 4784 lira 91 kuruş. Kesinti toplamı 3, 2000 377 lira 28 kuruş. Sendikada da kesmiş 119 lira 28 119 lira 25 kuruş. Sendika aidatta kesilmiş. Net ödenen tutar 3484 lira 24 kuruş arkadaşlar. Yani 3400 lira. Sendikası da öz sağlık iş sendikasıymış arkadaşlar. Bu arkadaşımızın. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan bir işçinin Arkadaşlar maaş bodosunu sizlere sunduk. 3484 lira 24 kuruş almış. Sizlere sunduğumuz bu arkadaşımız asgari ücretli 3400 lira küsür almış arkadaşlar. Bir de Gençlik ve Spor Bakanlığı alan arkadaşlara bakalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki bekar bir arkadaşımız da az önce sizlere sunduk videonun başında 3875 lira 38 kuruş almış. Güle gülerce yayın arkadaşlar. Keşke bu maaşlar daha iyi seviyelere olsaydı. En azından bir 4500-5000 TL seviyelerinde olsaydı. Bence iyi olurdu. Bu hayat pahalılığında diyorum. Buna da şükür diyelim. Hayırlı olsun arkadaşlar. Maaş modularını sizlere sunmaya devam edeceğiz. Kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videonun altında Telegram grubumuzun linki var. Facebook grubumuzun linki var. İki linke de tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bu maaş bordularına ulaşmak için videonun altına link koydum. Bunlara da tık tıklayıp videonun altındaki linkten maaş bordularına da ulaşabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar.